Fenerbahçe Spor Kulübü, Derazlı, Lefter, Küçük Andonyadis seslerinden herkese mutlu günler diliyoruz değerli izleyenler. Türksel Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanıyla karşınızdayız. Yağmur, topun başında Galatasaray'ın 26 golle en golcü ismi, gerçekten önemli bir oyuncu, milli oyuncu. 11'leri paylaşacağım sizlerle ama ilk düdüğü bekliyoruz. Melis Özçiğdem'le gelecek düdük ve maç başlayacak. Ve ilk düdük Galatasaray mücadeleye başladı. Fenerbahçe tribünleri coşkulu. Bu karşılaşma için özel bir tribün oluşturuldu değerli izleyenler. Ve Fenerbahçe taraftarı bu karşılaşmada Galatasaray mücadelesine takımının yanında. Sol kanatta Alis Kusi sıyrılma çabasında. Alis Kusi ceza sahasına girdi. Çekti topu orta pozisyonunda. Yaptı ortasını, Kenya'yı açtı arkaya doğru savunma. Solda Alis Kusi var. Alis Kusi'nin önüne bıraktı. Alis Kusi birebir yakaladı rakibini. Üzerine gidiyor. Alis Kusi sıyrılabilir mi? Bir çılım attı gitti Alis Kusi. Sol ayak, orta, arka direk. Bir kafa ve gol! Marcano! Daniele Marcano! Alis Kusi kesti. Arkada Marcano bomboş kaldı. Vurdu kafayı, attı golü. Marcano derbi golle başladı. Daha ikinci dakika. Alis Kusi birinci denemesinde olmadı. İkinci denemesinde doğru adresi buluyor. Marcano bomboş vurdu. Gamze Nur'un çabası yetmedi Fenerbahçe'nin golü. Adeta 1-0 önde başlıyoruz maça. Marcano Karagümrük eşleşmesinde de müthiş oynamıştı. Asisti vardı Kusi'ye. Bu kez Alis Kusi asisti yaptı. Marcano attı. İlayda baktı. Kaleyi düşündü Göknur. İlayda'nın uzaklardan denemesinde Göknur hata yapmıyor. Alis Kusi'den önce Lee girdi araya. Orta alanda Ecemi hedeflemişti ama olmadı. Marcano. Şimdi Cansu uzaklardan. Cansu kaleyi yokladı. Cansu kaleci iki hamlede. Cansu, Gamze Nur. İyi pozisyon almamıştı aslında. İyi bir düşünce Cansu'dan ama Gamze Nur Yaman iki hamlede topun kontrolünü sağladı. İşte bakın böyle baktı kaleye. Vuruşunu yaptı. Gamze Nur Yaman önce sektirdi ama sonra topun sahibi oldu. Alis Kusi indirdi Marcano. Şimdi araya bir koşu var. Kol mu sağ tarafına bıraktı, yerde kaldı. Kenya'nın pası Marcano'yu açtı. Berna girdi araya. Yine uzun bir top gönderme hazırlığında sarı kırmızılar ceza sahası ön çizgisinde. 5 oyuncusu var Galatasaray'ın. Savunmamız dikkatli. Orta geldi, arkaya doğru sekti. Kafa vuruşu. Göknur çıktı, aldı topu. Sağ kanattan Galatasaray korneri kullanma hazırlığında. Berna topun başında. Dakika 44. Kaba kaba ve Yağmur Galatasaray'da. Lee de geldi ceza sahasına. Orta, kafa vuruşu savunmadan geldi. Çok kritik bir savunma. Ardından bir kez daha kaleye doğru gönderilen top dışarı gidiyor. Yaşam istediği yere gönderemedi topu. Bir kez daha top dışarı gidiyor. Gözler maçın hakemi Melis Özçiğdem'de. Üçüncü ve son uzatma dakikası, ilk yarının son düdüğü her an gelebilir. Ve ilk yarı bitti diyor Melis Özçiğdem. Tek gol izledik derbide. İlk yarıda Fenerbahçe maçın ikinci dakikasında 1-0'lık üstünü yakalamıştı. Biraz seslerinde Fenerbahçe Galatasaray derbisinde ikinci yarı başlamak üzere, ilk yarıda tek gol izledik maçın ikinci dakikasında. Marcano'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı takımımız. Sonrasında çok fazla pozisyon zenginliği yoktu. İkinci yarı başlıyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Sare topa yakın. Sare hata yaptı. Kenya topu söktü. Kenya gole gidiyor. Kenya ceza sahasında. Kenya açtı ayağından. Kenya açtı ayağından. Kenya corner topu rakibinden söktü. Sare'nin hatasıyla aldı topu. Ceza sahasına kadar taşıdı Kenya corner. İşte bu büyük hatanın ardından topu kurtarıyor. Topla hareketleniyor. Ceza sahasına kadar giriyor ama bu dokunuşla topu maalesef kontrolünden kaybediyor. Baskı altında topu kaybetti Marcano. Şimdi Coleman. Coleman aldı. Coleman baktı. İyi vuramadı Coleman. Ceza sahasında Yağmur sağ çapraz. Yağmur vurdu, dışarı attı. Şut şansını buldu ama istediği vuruş yapamadı. Coleman ceza sahasına baktı. Coleman yaptı ortasını. Coleman en arkaya sekti. Alis Kusi! Alis Kusi! Muhteşem! Harika bir orta! Muhteşem bir kafa vuruşu! Alis Kusi! Bir gol, bir asist!
Arka direğe Coleman öyle bir top kesti ki Ali Skousi geldi. Uçarak vurdu, 2-0 oldu. 62. dakika. Harika bir kafa golü Ali Skousi'den. Yine boş geçmiyor. Yine yapıyor, yapacağını atıyor golünü Ali Skousi. Coleman'ın ortası, bakın. Burada paslaştık. Fatma Coleman'a bıraktı. Coleman en arkayı gördü. Oraya doğru kesti. Ali Skousi unutturdu kendini, vurdu kafayı. İkinci gol geliyor. Harika bir gol. Bakın Ali Skousi'den mükemmel bir kafa vuruşu. Farkı ikiye çıkaran gol bu. Fenerbahçe Karagümrük karşısında da ilk maçta gol bulan Ali Skousi ile farkı ikiye çıkartıyor. Son 20 dakikaya girdik derbide. Marcano lidin hatasını kovaladı. Onun önüne geçti Marcano. Topu rakibinden sökme çabasında. Son çizgiye doğru. Şimdi içeride Marcano. Marcano! Marcano! Asfaltta dışarı gitti. Daniele Marcano. Lille girdiği mücadeleyi kazandı. Ceza sahasına girdi. Açısını düzeltti. Vuruşunu yaptı. Top dışarı gitti. İşte Marcano. Böyle sıyrıldı rakibinden. Ceza sahası içinde. Şut şansını buldu. Asfaltta dışarı attı topu. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanılacak. Coleman topun başında, ikinci golün asistini yapmıştı. Günün başarılı isimlerinden biri Zenata Coleman. Ceza sahası hareketli. Üçüncü gol gelir mi? Coleman yaptı ortayı. Bir kafa yaşamdan. Sekti savunmadan. Karambol oldu savunmada Yağmur. Desteğe gelmişti, uzaklaştırdı. Fatma baktı, bir kez daha doldurur mu? Fatma sağ kanada. Orada Coleman. Tekrar Fatma'ya döndü. Fatma orada sıkıştı oyun. Fatma'nın gönderdiği top bir kez daha kornere gidiyor. Galatasaraylı oyunculardan sekti. Kaleci Gamze Nur'a baktı herkes. Gamze Nur fark etmedi ve top kornere gitti. İşte yaşanan karambol. Yaşan vurdu. Yağmur'dan döndü. Bir daha Yağmur uzaklaştırdı. Derya iyi müdahale. Bir kontratak şansı şimdi. 3'e 2 var. 3'e 2 var. Coleman gidiyor. Coleman topla hareket halinde. Destek bekledi. Sağından Marcano geldi. Marcano sağında. Şimdi bıraktı. Yok offside. Marcano. Marcano çevirdi. Savunmadan bir müdahale geldi. Çok önemli fırsat kaçtı. Maç bitiyor değerli izleyenler. Fenerbahçe 2-0 kazanıyor. Derbide ilk round Fenerbahçe'nin. Maçın son pozisyonu, Marcano ortaya çevirdi. Son anda savunma. 3-0'la bitirme şansını değerlendiremedik ama yine de çok önemli bir avantajla gideceğiz Florya'ya. İkinci dakikada Marcano'nun golüyle 1-0'lık üstünü yakaladık işte. Golleri yeniden hatırlayalım. Sol taraftan Ali Skousi, günün en başarılı isimlerinden biriydi. Birebir de yakaladı Berna'yı. Böyle geçti. Arka direkte Marcano kendini çok iyi unutturdu. Vurdu kafayı, attı golü. 1-0'lık üstünü bu golle yakaladık. Ali Skousi'nin asisti, Marcano'nun golü. Çok erken bir goldü bu. Derbi adeta golle başladı Fenerbahçe. Moral üstünlüğünü bu golle yakaladı. İlk yarıda çok fazla pozisyon yoktu. Bir orta saha mücadelesi izledik Galatasaray'ın. Tek bir hata vardı. Kaleci ve direkt gole izin vermemişti. İşte Coleman arkaya nefis kesti. Ali Skousi gerçekten harika bir kafa vuruşu. Bu güzel ortayı asiste çevirdi. Fenerbahçe'nin ikinci golü geldi. Coleman kesti. Ali Skousi attı. Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ali Skousi Karagümrük maçında atmıştı. Galatasaray eşleşmesinde de yine ilk maçta attı golünü. İşte maçın ardından Fenerbahçeli oyuncular, teknik heyet hep beraber bir galibiyet konuşması için bir aradalar. İyi mücadele. Karagümrük eşleşmesinde de iyi oynamıştık. İyi mücadele etmiştik. İyi savaşmıştık. Bunun biraz daha üstüne çıkmamız gerekiyor demiştik. Oyun kalitesinin de biraz daha yükselmesi gerekiyor demiştik. Onu da yaptı bugün Fenerbahçe. Derbide oynaması gerektiği gibi oynadı. Maçın hakimiydi. Rakibine pozisyon vermedi. İki fırsat buldu. Bunları gole çevirdi. Ve avantajı cebine koydu. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe kadın futbol takımımızı. İşte Buse'm. Yine arkadaşlarını coşturma görevini üstleniyor ve hep beraber bu galibiyet, bu derbi galibiyeti kutlanıyor.